CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, elektriğe yapılan zammın gıda enflasyonunu da etkileyeceğini savunarak şunları söyledi. Enerji üretim maliyetlerindeki artışlar nedeniyle perakende elektrik satış fiyatının mesken aboneleri için %38, tarımsal faaliyet aboneleri için %30, kamu ve özel hizmet sektörü abonelerinin düşük kademesi için %38, yüksek kademesi için %20 oranında artırıldığı vurgulandı. Peki bu zamlardan sonra Samsun'da derin yoksulluğun durumu ne olacak? Bu zamlardan önce Samsun'da her ay ortalama 30 bin hanenin elektrik faturasını ödeyemediği ve sosyal yardımlardan faydalanarak elektrik tüketim desteği aldığı somut rakamlarla elimizde. Ocak, Mayıs 5 ay içerisinde Samsun'da 150.860 adet fatura bu destek kapsamında toplam 44.600.000 Türk lirası bizim vergilerimizle oluşan kamu kaynaklarıyla ödenmiş durumda değerli arkadaşlar. Ocak, Mayıs 5 aylık zaman dilimi içerisinde Samsun esnafı, Samsun halkı toplam 24.375 adet elektrik faturasını ödeyemediği için elektriği kesilmiş. Hem gecikme bedeli faizi ödemiş hem de kesme açma bedeliyle iki kez cezalandırılmıştır. 1 Temmuz elektrik zamlarına ve enflasyona rağmen güncellenmeyen asgari ücret ile şu anda 10 bin Türk lirası düzeyindeki emekli maaşları göz önüne alındığında Samsun'daki derin yoksulluk ağının daha da büyüyeceğini ve borcundan kesme ve elektrik tüketim desteği taleplerinin ve enerji yoksulluğunun artacağı ortadadır. Üretimden dağıtıma kadar tüm süreçleri yönetecek bir kamu tekelinin yanı sıra enerji alanında ticari ve siyasi çıkarlardan uzak üretim sektörleri başta olmak üzere genel ekonomiyi destekleyecek şekilde tarifeleri belirleyecek özel bir yapı derhal kurulmalıdır. Saygılarımızla.